gezdir durunca 9'u 9'dakini kaçırdım. Yani bilmiyordum zaten yarım saatte bir var zannediyordum, yazın öyleydi. Şu anda bir saatte bir varmış Tikili Ayvalık otobüsü. O yüzden 10'dakine binmek zorunda kaldım. Evet, dün gece acayip yağmur yağdı. Sabah da bayağı yağdı. Korktum yani. Çünkü ben gök gürültülü sanan yağışları hiç sevmiyorum. Dışarıda hiç çıkamıyorum. Şu anda hava çok güzel. Yağmur yok. Parça parça bulutlar var. Evet, Ayvalık yolundayız. Manzara güzel. Parça bulutların gölgeleri düşüyor dağlara. Güzel bir görüntü oluşturuyor. Evet, kış kendini yavaş yavaş hissettiriyor. Ama soğuk değil daha. Şehir merkezine gideceğim. Hemen buradan minibüste kalkmamı bekliyorum. Sizin o ilk kalkış durağınız var ya, evet. Oraya yakın. Siz... Evet, Ayvalık'tayım. 35-40 dakikada garaja, 35-40 dakikada bu yana. Hemen hemen 1,5 saati geçti yani var mı? Rüzgarlı bir gün. Ayvalık'ta da
Bergama'da olduğu gibi Bergama'nın eski mahallelerinde gezerken ki hissettiğim duygular gibi zamanın böyle yavaş yavaş aktığını hissediyorum. Ya da zaman yavaş aktığını da evler, her şey biraz eski olduğu için belki de sadece biz öyle hissediyoruz. Yani farklı duygular. Zaman mı yavaş akıyor? İnsanların çok acelesi mi yok? Böyle bir kıvamında gidiyor yani zaman. Ayvalık'ın nadide camilerinden birisi Hamidiye Camii. Çok orijinal kubbesi falan. Bir tarihçesi varsa bir okumak istiyorum şu an. Bir hızlıca bakacağım. Cami 2. Abdülhamit döneminde yapılmış. 19. yüzyılın ikinci yarısında. Yani 1850'lerden sonra yapılmış bir cami. Hemen caminin bahçesinde bir tane şöyle bir anıt var. Bir Türk bayrağı var. Burada bir mezar var mı emin değilim. Hemen şurayı bir okuyacağım. Ey geçici ziyaretçi, senden isteğim, ileride alçak gönülle, ihtirassız ve iyi bir insan olarak öldükten sonra hakka kavuşacak olan ruh aletinle
Kabirime doğru eğil ve başımın ucunda isteksiz kaybolan ebedi yolculuğumu an. İşte o zaman boğulan ve şimdi yeşil toprağın altında yatan bir kardeşinin acı hikayesi seni üzüntüye gark eder. Şayet bir Fatiha okuyarak titrerse dudağın, gözyaşlarıyla ıslanırsa yanakların, mezarımdaki çiçeklerden al iltifatımı ve anlat kardeşlerime zaman zaman hazin hayatımı. Rome 1325, miladi 1909, 29 Haziran. Burası bir anıt mı? Burada bir mezar mı var? Çok emin olamadım. Yani çok açıklayıcı değil bu. Yani ne olmuş? Bu abi de suda boğularak şehit olan avcı taburu teğmenlerinden Yanyalı Rendazade Abdurrahman Fikret Efendi'yi anmak için Ayvalık ahalisi tarafından dikilmiştir. Yeni not düşülmüş plakada. Böyle. Evet, tipik bir 19. yüzyıl tipinde bir cami. Farklı bir mimarisi var. Biraz Yunan stili, biraz Osmanlı stili. Bizans stili artık. Bunun adı nedir? Barok mudur? Nedir bilemiyorum. Evet. Sonuçta güzel bir eser bırakmışlar buraya. Kapımızı da kapattık. Gidiyoruz. Videonun devamını o gün getiremedim. Şu an ertesi gün oldu. Ertesi gün oldu. Ve ertesi gün videonun devamını yapıyorum arkadaşlar. Bilginize. Ayvalık Halk Tanzim mağazasının önündeyiz. Lionel geldi sonradan buraya benimle beraber. O şimdi takım şeyler almaya girdi. Onu bekliyorum. Burada da bir Halk Tanzim varmış yani. Ayvalık şubesi. Şurada çok güzel bir sokak görmüştüm, bir onu videoya çekmek istedim sizin için. Antakya mutfağı varmış burada, çiçek, meyhane. Antakya mutfağı Ayvalık'ta diyor. Hemen Boyner'in yan tarafında. Gel bakalım. Nora gel. Yeri bekliyoruz, içeri girdi. Bu oynere yılbaşı ağaç yapmışlar. Dar Ayvalık sokakları, her biri ayrı güzel, bazıları da böyle karanlık. Abi hayvanları seviyor, kedileri seviyor, doğa harikası bir insan. Ne demişler? Hayvan sevenden korkma demişler. Abimiz 10 numara 5 yıldız insan. Saygılar. Saygılar, teşekkürler. Ayvalık geceleri. Kuryucu arkadaş video çektiğimi görünce daldı tabii video. O güzel oldu, sağ olsun. Hayır işler diliyoruz kendisine. On dirait un hôtel.
À moi, ça marque spa, massage. C'est là où on mettait la voiture. Oui, si, si. Haydi haydi haydi. Gece yürüyüşleri. Ya arabayı Magrosantır'ın bahçesine bırakmış ama kapanırsa kaldık demektir burada. O yüzden acele ediyoruz. Koşar adımlarla. Kırlangıç, Ayvalık Kırlangıç Kültür Sanat Alışveriş, böyle bir çeşit alışveriş merkezi gibi bir şey yapmışlar. Yine Ayvalık stiline uygun binalar. Makro Center de buradaymış. Ben daha gezemedim. Ben bir de magazin upa. Okey. Bir bakalım, küçücük bir gezinti. Bir de lavaboya gitmiş oluruz. Saduet! İpek yol, Watson. Mavi, Pratis, Anti. Ne var başka? BG. BG Store, Toy Shop, Batu Optik, Macro Center, Ilya Avavsi, Après le plus bel bâtiment, c'est quand même Ava, non? C'est beau. Je pense que c'est ça qui est vieux et les autres, ils ont fait autour de ça. Ils ont construit autour de ça. Ouais. Là-bas, il y a Popeyes, Burger King, etc. Mais il y a encore des magasins qui ne sont pas ouverts. Tu vas entrer quand même si tu achètes une deuxième, c'est gratuit. Vas-y. Evet, Ava'nın binası güzelmiş. En eski olan bu herhalde. Diğerleri de onun çevresinde inşa edilmiş, eski yapılara uygun biçimde. Hemen deniz kıyısında, Cunda'nın karşısında, Ayvalık'ta, limanın hemen dibinde. Hala Makro Center'mış bu taraf. Tabi bir sürü daha açık olmayan mağazalar var, onlar da dolacaktır yakın zamanda. Karşıda ne varmış? Tavuk dünyası. Direkt deniz kıyısı. Geniş otopark hazinesi var. Arabalarınızla rahatlıkla girebilirsiniz. Çok güzel. Kurnora. Eladip Kurnora. No. Evet. Açık bir alışveriş merkezi. Güzel. Ayvalık için gayet şık. Şu binada ne var bilmiyorum ki. Oraya ayrıca bakmak lazım. Karşıdaki bina Starbucks'mış. Ha? Ha. Starbucks imiş. Bu eski bina.
bahçe kısmı da var. Ha, direkt denizin kenarında. Çok şık. Karşısı Cundat'a bu ışıkların gözüktüğü yer. Yeter, dönelim eve. Yoruldum.